Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda bulaşık makinesinin sesi ve dışarıdan böyle bir tadilat sesleri geliyor. Kim nereyi tadilat ettiriyor hiçbir bilgim yok. Ama sesler geldiği hakkında bir bilgim var. Mutfaktayım ve çok özlediğim bir şey yapacağım. Biliyorsunuz biz 2-3 aydır annemlerle köyde karantinadaydık. Dolayısıyla 2-3 aydır hani birlikte olduğumuz için yine İstanbul'a geldiğimizde yine annemlerle görüşmeye devam ediyoruz. Çünkü zaten aynı yerde oturuyoruz. Bugün ben de o yüzden annemlere iftar alacağım. Menümüzü sayalım, bir şey söyleyeceğim. Babam bugün iftarda olmayacak. Dolayısıyla ben de patlıcan yapacağım. Çünkü annem, ablam hepsi patlıcana hasret. Ben de babam olmayacağı için patlıcan yapayım dedim. Menümüz mercimek çorbası, karnıyarık, fırında kumpir, pirinç pilavı, kabak kızartıp yoğurtlayacağım. Babam kabak da yemiyor. Annemler kabağa da hasret. Kek olarak da, tatlı olarak da ağlayan kek yapacağım. Bahadır ağlayan kek istedi. Ben mercimek çorbasını ocağa koydum. Ben çiğden pişiriyorum biliyorsunuz. Biraz mercimek, bir patates, bir soğan, yağ, tuz, salça derken onu öyle ocağa koyup pişiriyorum. Şimdi hemen ağlayan kek yapalım. Ama önce eski videolarıma gidip ağlayan kekimin tarifine bakmam gerekiyor. Sonra hep birlikte burada buluşuruz. Ben size ağlayan kek yapacağım söyledim ama kekin üstüne çikolata sos lazım. Şu camı kapatayım ya, çok ses geliyor. Ben size ağlayan kek yapacağım söyledim ama kekin üzerine çikolata sos lazım. Evde çikolata sosu yok. Ben de o yüzden nefis yemek tariflerinden aldığım tarifle saray sarması yapacağım. Bu tatlıyı bir kere yemişliğim var. Annemin kuzeninde yemiştik. Ve orada annem de ben de çok beğenmiştik. Tabii bu bahsettiğim yıllar önce, 3-4 sene önce falan. Ve o günden beri aslında aklımda olan ama bir türlü nasip olmayan bir tatlı. Şöyle 1 litre sütümü ekledim. 1 su bardağı şekerimi ekliyorum. Güzelce karıştırayım bir. 1,5 su bardağı un var tarifte. Karıştıra karıştıra önce 1 bardağını sonra yarımını ekleyeceğim. Oo. Yani bir kere bir şey yaparken şu ocağa batırmasam olmaz. Şöyle bu çoğunu da ekliyorum. 2 yemek kaşığı da kakao ekleyeceğim. Bunu istemeyen eklemeyebilirmiş. Ama o zaman ununu biraz fazla eklemek gerekiyormuş. Şimdi kaynayana kadar, muhallebi kıvamına gelene kadar karıştıracağım. Biraz katı bir kıvam olacak. Sonrasında eklemem gereken malzemeler var. Artık o zaman görüşürüz. Şimdi size kıvamının koyuluğunu şu şekilde göstereyim. Biraz bende pütürlükler kaldı çok çırpmama rağmen. En son blenderdan geçireceğim. Şöyle ocağın altını kapattım. Bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Mecbur getireceğim, geçireceğim. Zaten bu şekerli vanilin de şu anda o kadar katı ki kıvamı. Bir türlü yediremem büyük ihtimal. Ve şöyle bir parça tereyağı ekliyorum. Şöyle tereyağı biraz şu içinde kalsın, ısınsın. Tarife baktığımda bana da bayağı bir koyu geldi. Ama bunu böyle saracağımız için biraz böyle soğuyunca kek gibi bir kıvam alması gerekiyormuş. O nedenle 1,5 su bardağı un var içerisinde. Tereyağımın erimesini bekliyorum. Prizin yanına doğru gidebiliriz şu an. Şimdi ben alt tabanı için böyle bir paket burçak bisküvim var ve cici bebe var. Evde sizin petibör bisküviniz varsa onunla da yapabilirsiniz. Çünkü aslında tarif öyle. Şöyle bir fırın tepsime streç serdim her yeri kapanacak şekilde. Aslında bunu yapmasak da oluyormuş ama böyle yaptığımız zaman daha güzel sarabiliyormuşuz. Bisküvileri dökeceğim. Sonra bütün tepsiye yiyeceğim. Eksik gelirse biraz daha çekerim. Son günlerde çok yoruluyorum. Ben muhallebimi blender ile çektim. Pardon, çırpıcı ile çektim. Şimdi şöyle sırayla koyuyorum. Tupak tupak gözükmesinin sebebi de üzeri kabuk bağlamıştı. Kabuğunu karıştırdığım için öyle oldu. Gördüğünüz gibi muhallebiyi her tarafına yaydım. Şimdi birazcık soğuyacak. Ben de orada krem şantisini yapacağım. Soğuduktan sonra krem şanti üzerine dökmemiz gerekiyormuş. O zaman hemen krem şanti yapıp soğutup
Geliyorum. 2 dakika ya. Şöyle ben krem şantimi çırpıp buzdolabına koymuştum. Yaklaşık bir yarım saatte soğudu. Kıvamı bence şu an çok iyi. Şimdi ben kumpir için patatesimi koydum. Dedikleri haşlanıyorlar. Buraya da 3 tane kabak çıkarttım. Kabak kızartacağımı söylemiştim. Bunları soyup güzelce kızartacağız. Patlıcanlarım kızarırken biz de kumpirimizi yapalım. Patatesi nasıl yaptım gördünüz. Hafif püre yapar gibi birazcık süt, birazcık kaşar ve tereyağı koydum. Güzelce çırptım. Malum ben Ikea'nın çırpıcısıyla eziyorum. Evde garnitür yoktu. Ben de böyle havuçlarımı haşladım. Bir de konserve bezelyem var. Onu koyacağım. Buzlukta mısırım var. Mısır koyacağım. Böyle kendim garnitür yapmış olacağım. Şöyle bezelyemi de ekleyeyim. Ben bezelye patates uyumuna bayılıyorum. Mısırım az kalmış. Bu kadar kalmış maalesef. Bunu da ekledim. Karnıyarık için patlıcanlarımı kızarttım. Son bir tanesi şu anda tavada kızarıyor. Şöyle tepsiye aldım patlıcanları. Bu arada fırında aslında normalde yağsız da yaptığım oluyor. Ama açıkçası lezzet olarak bu şekilde kızartınca bence daha güzel oluyor. Şöyle şöyle spatula yardımıyla hepsinin ortasını açıyorum. Evet, şöyle kumpirin son halini size göstereyim. Sucukları garnitürü ekledikten sonra üzerine kaşar, üzerine de sucuk ekledim. Bu şimdi fırına gidecek. Burada Bahadır sağ olsun salata yaptı. Şu an bu leğen bayağı bir büyük bir leğen. O yüzden içindeki salata az gibi gözüküyor ama
yeterli. Ve karni yarıkları da şöyle göstereyim. Fırına attım. Ben soslarım en son. Fırına attım. Şöyle güzel güzel pişecekler inşallah. Şimdi arkadaşlar iftar hazırlığının son aşaması olan pilavı yapıyorum. İftarımıza 40 dakika kaldı. Burada mercimek çorbamız var. İnşallah yemeklerim lezzetli olmuştur. Patlıcan olduğu için zaten hepsi direkt gömülecek, yani lezzetli olup olmamasına bakmayacak. O yüzden içim rahat ama bence patlıcan da çok lezzetli oldu. Evet, karnıyarıklarım da pişti. Biberim yoktu maalesef, yeşil biberim yoktu. O yüzden üzerine koyamadım ama içerisine kırmızı biber koydum. Şöyle burada da salatayı Bahadır yaptı, söylemiştim. Sosunu falan da hazırlamıştı. Sosunu döktüm, bir güzel karıştırdım. Şimdi bunu tabağa alacağım. Misafirlerim gittiler. Şimdi bakalım Özgü Duru'nun yatağı ne halinde. Böyle onlar gelmeden önce bebişimize böyle bir şey yaptım. Yatak yapmıştım. Ama tabii ki her zamanki gibi kendi yatağından başka hiçbir yerde uyumuyor. Olsun, canı sağ olsun. Ben size çiçekleri göstereceğim. Çiçekleri soran oluyordu. Ne oldu, var mı bir durum falan gibi. Yani zaten henüz 3-4 gün oldu herhalde. Pek bir hani hemen anlayamayız diye düşünüyorum. Ama ümitliyim. Sadece şey diyenler olmuş. Sineklenme toprağı değiştirmekle geçmez diyenler olmuş. Bunun için sprey falan varmış. Ve tarçın da duydum. Hani tarçın da ekebilirim diye düşünüyorum. Ama bakalım, belki olmaz tekrardan ya. Bir de şey diyenler de olmuş. İçerisine koyduğun muz ve yumurta kabuğu da sineklenme yapabilir diyenler olmuş. Bilmiyorum. Şöyle bir fikir geldi aklıma. Şuraları komple böyle çiçekle mi doldursam? Nasıl olur acaba? Hani şu an iki tane var. Çok güzel duruyor. Bence aynanın önünde ekstra bir güzel duruyor. Böyle minik minik saksılarla da hani sukulentler falan mı alsam diye düşünmedim değil. Yani arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben bu çiçek bakma işini sevmeye başladım. Bir de bakabilsem tam olacak tabii. O ayrı. Biz şimdi sahur hazırlıklarına geçtik. Böyle çorbamız ısınıyor. Abimlere kabak çekirdeği götürmüştüm. Köye giderken bozulmasın diye. O da bana böyle şey incir koyup getirmiş sağ olsun. Burada böyle hurmam var. Burada cevizim var. Bu mikrodalganın önünde duruyor ama şu an mikrodalga çalıştığı için bunları böyle indiriyorum. Sağlıklı atıştırmalıklar kısmımız bu yani kısaca. Bu arada tatlı çok güzel olmuştu. Tek sıkıntısı benim hatam neredeymiş biliyor musunuz? Ben yaptıktan sonra videoda görürsünüz. Direkt sardım ve bu hataymış. Normalde tepsiye yalı bir şekilde tepsiye dolaba koymam gerekiyormuş. Ve servis yapacağım zaman sarmam gerekiyormuş. O yüzden böyle... Görüntüsü birazcık şey sıkıntılı oldu ama tadı gerçekten çok güzeldi. O kadar kolay bir tatlı ki, yani yapması böyle 15-20 dakikamı falan aldı. Acil misafirler için bence çok güzel olabilir. Gerçi biraz da dolması lazım. Acil demeyeyim de atıyorum 2 saat sonra, 3 saat sonra misafiriniz gelecek. O zaman yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve hafif bir tatlı oldu. Öneriyorum bundan sonra yapacağım tatlılar arasına bir tanesi daha eklendi. Ama dediğim gibi... yani yapa yapa insan öğreniyor. Ben de önce donduracağım. Servis yapacağım zaman rulo şeklinde saracağım. Bunu öğrenmiş oldum. Burada 4 tane kaldı. Gerçekten çok güzel olmuştu. Biber olsaydı görsel olarak mükemmel olacaktım. Ama kumpiri de deneyebilirsiniz. Özellikle böyle karnıyarığın yanına pilav, kumpir ve cacık, böyle hepsi birlikte süper bir combo oluyor. Ben çok sevdim.
O yüzden bundan sonra büyük ihtimalle misafirlerin geleceği zaman karnıyarık yaparsam yanına mutlaka kumpiri eklemeyi düşünüyorum. Yakıştı yani yanına. Kumpir zaten çok basit. Kumpir zaten çok 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 basit yaptım. Siz de gördünüz. O yüzden böyle et yemeklerinin yanına, köftelerin yanına bir çeşit, farklı bir çeşit arıyorsanız bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten eminim birçoğumuz da yapıyordur. Türklerin sevdiği bir şey kumpir.